Merhaba arkadaşlar. 9. sınıfta bu yıl edebiyatta hangi konuları göreceğiz? Birlikte bakalım. 9. sınıf 1. ve 2. dönem konuları nelermiş? İlk ünitemiz, giriş ünitemiz edebiyattan, edebiyatın bilimle ilişkisi, edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisi. Metinlerin sınıflandırılması, sanat metinleri, öğretici metinler. Dil bilgisine geçtiğimizde, dilin kullanımdan doğan türleri, standart dil, ağız, şive, lehçe, argo, jargon, düşünce geliştirme yolları, sözlü iletişime gelince iletişim ve ögeleri. Evet, ikinci ünitede hikaye. Edebiyatta hikayenin genel özellikleri, bölümleri, yapı unsurları, türleri, olay hikayesi, durum hikayesi, hikayede anlatım biçimleri ve anlatım teknikleri. Dil bilgisine bakalım. Yazım kuralları, noktalama işaretleri pek yalnız bırakmayacaklar bizi. İsimler, yapılarına göre isimler, yapım ekleri, isim çekim ekleri. Sözlü iletişimde konu sunu ve sunum. Üçüncü ünitemiz şiir. Çok severim şiiri. Şiirle ilgili kavramlar, şiirin biçim özellikleri, nazım birimi, nazım biçimi, nazım türü. Şiirde ahenk unsurları, ölçü, redif, kafiye, kafiye örgüsü. Konularına göre şiir türleri ve edebi sanatlar. Dil bilgisinde sıfatlar, sıfat türleri, yapılarına göre sıfatlar, yazım kuralları, noktalama işaretleri. Sözlü iletişime gelince şiir dinletisi. Evet. Dördüncü ünitede masal, fabl. Edebiyatta masalın genel özellikleri ve tarihsel gelişimi, masal planı, fabl. Fablın genel özellikleri, tarihsel gelişimi ve fabl planı. Dil bilgisine geçelim. Edat, bağlaç, ünlem, yine yazım kuralları ve noktalama işaretleri. Sözlü iletişimde dinleme türleri, etkili dinlemenin ilkeleri. Nasıl etkili dinleyecekmişiz bakalım. Burada bir uyarı yapalım. İkinci dönem ünitelerine geçmeden daha erken veya geç de geçilebilmekte ikinci dönem ünitelerine. Bu tamamen öğretmenizin tarzına, hızına bağlı. Beşinci ünitede konumuz roman. Edebiyatta romanın genel özellikleri, tarihsel gelişimi, konularına ve akımlarına göre roman türleri, romanın yapı unsurları, hikaye roman karşılaştırması, romanda anlatım biçimleri ve anlatım teknikleri var. Dil bilgisinde ne varmış bakalım? Zamir, kelime halindeki zamirler, ek halindeki zamirler. Ve tabii yazım kuralları, noktalama işaretleri gene karşımızda. Sözlü iletişimde hazırlıklı konuşmanın aşamalarını göreceğiz. Gelelim 6. üniteye. 6. ünite tiyatro. Edebiyatta tiyatro kavramı, tiyatronun tarihsel gelişimi, dünya ve Türk edebiyatında tiyatro. Tiyatronun yapı unsurları, modern tiyatro türleri, trajedi, komedi, dram. Evet. Dil bilgisine geçtiğimizde konumuz zarf, zarf türleri, yazım kuralları ve noktalama işaretleri de yine görünüyor. Sözlü iletişim. Tiyatro oyunu sergileme. 7. ünite biyografi, otobiyografi. Edebiyatta biyografi, otobiyografi karşılaştırması. Biyografi ve otobiyografi ile ilgili türler ve tezkire. Dil bilgisi. Fiil, ek fiil, yazım kuralları, noktalama işaretleri hep yanımızda. Sözlü iletişimde arkadaş tanıtıyoruz. Portre. Geldik 8. üniteye. Mektup ve e-posta. Edebiyatta mektubun özellikleri, tarihsel gelişimi. Dünya ve Türk edebiyatında mektup. Mektup türleri, edebi ve özel mektup. E-postanın özellikleri, dilekçe, tutanak. Yani zabıt. Dil bilgisine geçelim. Fiil, ek fiil, yine yazım kuralları, noktalama işaretleri. Sözlü iletişimde konumuz açık oturum. 9. ünite günlük blog.
Edebiyatta günlük, günlüğün özellikleri, tarihsel gelişimi, dünya edebiyatında günlük, Türk edebiyatında günlük. Blok ve blok türleri. Dil bilgisinde fiil, ek fiil, yazım kuralları, noktalama işaretleri, sözlü iletişim, günlük blok sunusu. Sonraki videomuzun içeriği 9. sınıf edebiyat yazılı konuları olacak. 1. dönem 1. yazılı konuları, 1. dönem 2. yazılı konuları, 2. dönem 1. yazılı konuları, 2. dönem 2. yazılı konuları. Görüşmek üzere, hoşça kalın.